yemeği yedik, dolmaları yedik, ekmeği de yedik. Şimdi doğru yürüyüşe. Biraz yürüyüş yapayım aşağıda, biraz spor aletlerine, oynayayım spor aletleriyle. Şu göbeğin erimesi lazım arkadaşlar. Çok keskinlendi. Benim acilen kilo vermem lazım. Acilen yani, öyle böyle değil. Tatilin acısı şimdi AYS'de çıkıyor arkadaşlar. Baba da seviyormuş mis gibi. Valla evden aceleyle çıktım, inşallah anahtarımı unutmamışımdır. Bu aralar dalgınım, bugünkü videomda da söylediğim zaten. Bu aralar dalgınım, bir unutkanlık başladı bende bir hafta 10 gündür. İnşallah anahtarımı unutmamışımdır. Valla 400 liraya açıyor. İçliğinde kapıyı. Ay çok güzel esiyor, çok güzel esiyor. Keyfimiz ellere dert oldu. O şarkı sarılık geldi içimden. Bugün enerjim süper. Sabahtan beri dünyanın işini yaptım ama kendimi bulma gibi hissediyorum. İşi bitmiyor. Sil, süpür, yemek yap, pişir, bu ev işi bitmiyor arkadaş, bitmiyor. Kesinlikle bitmiyor. Gideyim biraz spor yapayım. İnşallah çok kalabalık değildir. Geçen gün de Ünal anneciğimle gelmiştim. Burada biraz spor yapmıştım. Aslında spor değil, sadece burada bir yürüyüş yapsam, 10.000 adım yapsam o bile yeterli ama yürümek biraz zor geliyor. Çok büyük burası. Yani 5 tur atmam lazım. 5 tur. Bile kolay. Ah o 5 tur ne zor atılıyor. Ama bugün kendimi yorgun hissetmiyorum. Çok zinde hissediyorum nedense. Bugün sanki 10.000 adım değil, 20.000 adım atarım gibime geliyor. Bakalım akşam saati ya. Herkes de gelmiş. Vallahi kalabalık burası. Bayağı kalabalık. Çamaşırları, çam kokusuna bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Bunu yapana kadar kendimi yürütsem daha iyi ya. Sevmedim bu hali. Valla sevmedim. Başımı döndürüyor bunlar. Başımı döndürüyor. Evet bakın bu eğlenceli. Oo bayağı eğlenceli. Uçuyor gibi. Ben spor yapıyorsam spor aleti beni yormayacak. Eğlenceli olacak. Eğlendirecek. Yorulmadan spor yapmak istiyorum. Terlemeden, yorulmadan. Ah. Düşüyordum. Gerçekten de kendi gelsin diyor. Eğer ki kilo veremezsem arkadaşlar spor salonuna yazılacağım.
Ona da ne kadar düzenli giderim onu da bilmiyorum. Ya kıyafetlerim bana oluyor. Vakit yani gördüğünüz kıyafetlerin üstünde. Ama var yani fazlalığım var. Çünkü önlemini almazsam ben çok daha fazla kilo alırım kendi huyumu biliyorum. Aletlerden vazgeçtim. Aletler benim başımı döndürüyor arkadaşlar. Yürümek daha iyi geldi. Ya lütfen bana yardım edin ya. Yalvarıyorum size. Ben nasıl zayıflayabilirim? Ben bu 3 kiloyu nasıl verebilirim ya? Lütfen yazın. Yardımcı olun bu bacınıza. İnanın gece uyku uyuyamıyorum. Hani yememi diğer günlere göre bayağı azalttım ama ben neden biraz zayıflamak istiyorum. Eczaneye gidip bir zayıflama çayı alayım dedim. Eczanede zayıflama çayı yok. Eskiden vardı. Fena taktım kafaya bu 3 kiloyu. Yardım edin bana arkadaşlar. Vallahi çekim yaparken şimdi birini gördüm. Tanımıyorum. Bana dedi ki limon dedi. Aç karnına dedi. Ilık suyla limon iç dedi. Yarın sabah ona da başlayacağım. Aç karnına ılık limonlu su. Onu da deneyeceğim bakalım. Ne kadar faydası olacak. Bir an önce faydası olmalı. Çünkü önümüz kış, kışın pek bir yere gidilmiyor. Yani kendime ceza verdim. Hani 3 kilo fazlam var ya, 5 kilo vereceğim. Dipçik gibi olacağım. Ama dediğim gibi kıyafetlerim eski kıyafet, pantolonlarım, tişörtlerim, gömleklerim. Ha birkaç gömleğim olmuyor yalnız, düğmeleri kapanmıyor. Şu kadarcık şeylik kalıyor. Yani kapanıyor da ilk yerlerinden biraz gerginlik oluyor ve çok çirkin duruyor. Yabani kedi. Ay her taraf kedi dolu. Burada da var. Ne kadar çok kedi var. Burada da var 3 tane. Hepsi de öyle şişman ki arkadaşlar. Düşüneceksin edelim. Kedilerin şişmanlığına bak. Nasıl kaçıyorlar. Şuna bak. Allah. Bakışa bak. Bir tatlı bir şey. Rengi de çok tatlı. Bakışına kurban olayım senin ben. Kaç. Niye kaçıyor bunlar? Korkuyorlar ha. Az odunu şu. Ay. Bu da buraya saklanmış. Beni görünce hep saklandı. Güzel yuva bulmuş kendine. Şimdi bu zeytinburnunun kedileri çok şişman arkadaşlar. Hiç aç kalmıyorlar. Ama her yer kedi dolu ya. Kedimi alamıyor ama. Az önce kedi mi buradaki olan? Evet evet. O değişik. O daha küçüktü sanki. Evet o siyahlı. Ne kadar çok kedi var burada? O daha çok saldırıyor. Burada 7-8 tane var galiba. Miniş. Sen ne tatlısın ya Miniş. Kim bakıyor bunlara? Annem. Ben de bakıyorum. Sen de mi bakıyorsun? Abla bir tane bana söyledi sen de bak. Çok tatlılar ama.
Kaç tane var bu yavruda? 7 mi? 8 mi? Oo maşallah. Hepsi nerede? Burada mı saklanıyor? Burada aslında. Ya, az önce gördüm daha önce. Evet, o şurada. Niye çok tatlı bu ya? Değil mi? Hepsi. Bana almıyor. Asla. Yemek yiyor. Yemek mi yiyor? Hasta ama. Hasta. Kalmıyor. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim, ne çok kedi var bakın burada da. Az önceki yavrular 7 taneymiş arkadaşlar. İşte o gördüğünüz küçük çocuklar bakıyormuş onlara. Burada da var. Rüya yürüyüşe geldik, bir sürü kedi gördük. Orada da var. Buranın adını biz kedili park takalım Deniz. Oo nasıl koşuyor hızlı hızlı. Atmaca gibi atlıyor vallahi kedi. Kedi evi. Bakalım mı? Tırmalar mı? Ne güzel de koymuşlar kedi evini. Vallahi en iyisi onlar arkadaşlar ya. Yeşilliğin içinde evlerinde yatıyorlar. Vallahi kediler bizden şanslı. Sorumlulukları yok, ev işi yapma derdi yok, yemek pişirme derdi yok. Sinir yok, stres yok. En güzeli kediler. Bizim bu zeytinburnunun insanı gerçekten çok merhametli. İnanın var ya, herkes kapısının önüne su ve mama koyuyor. Kedilerimizi sosisle besliyorlar. Benim de vardı bir tane beslediğim kedi, sarışın da adı. O kedi bana nankörlük yaptı. Yaklaşık bir senedir ben o kediye küstüm. Ben sosis veriyordum, başka birisi salam vermiş. O kişiyi daha çok sevdi. O yüzden sarışın kediyi bıraktım. Şu an nerede bilmiyorum. Adını sarışın diye Deniz koymuştu ama çok güzel bir kediydi. Süt falan içmiyor, süt veriyorduk. Süt kesinlikle içmiyor. Kediler sütü sevmiyor arkadaşlar. Efendim. Dondurma alayım mı sana? Şu an dondurması çok güzel. Olur. Ben yemeyeceğim ama. Pişmanlıyorum. Tamam. Sen ye, ben bakayım. Niye? Vereyim sana. Oğlum karnım tok ya şimdi. Ay karınca. Artık yediğime içtiğime dikkat etmem lazım. Yemeğimi saat 4'te yedim. 4'ten sonra hiçbir şey yememem lazım. Hiçbir şey. Sudan başka. Küçücük kelebek minicik. Akşam oluyor ya, kediler evine girmeye çalışıyor. Ay yoncuğum. Kaçıyor kediler. Evet. Ya ne güzelsin, ne tatlısın sen ya. Filmin adı ne? Kız çocuklarına filmin bayılıyorum adı? Arkadaşlar. Kız çocuklarını çok seviyorum. Filmin adı ne? Ay bu da başka bir güzel, başka bir güzel. Mehtap kedileri görünce seni hatırlıyorum canım benim. Selam olsun sana da. Deniz ne olmuş o kediye? Hastalanmış galiba. Yara. İnanmıyorum. Yara mı onun ağzı? Evet. Atlayamam ben sana. Baksana keyifsiz. O biriyle herhalde kavga etmiş. Şurası bak yırtık gibi. Ne kadar da büyük. Kedilerimiz çok güzel, besli. Aç kalmıyorlar ama gerçekten insanlardan korkuyormuş. İnsanlar kötü davranıyormuş. Üzüldüm buna. Çocuklara sordum az önce. Çocuklar dedi kötü davranıyorlar abla dedi. Yani kedinin yanına yaklaştığım an
Kedi nasıl kaçacağını şaşırıyor, ona zarar vereceğim diye. Bu beni gerçekten üzdü. Yani gidin pis insanlarla uğraşın, siz kedilerden ne istiyorsunuz ya? Ama şu çok tatlı bak arkandaki. Az önce de geldim gittim, gözüm onda kaldı. Şimdi buna da yaklaşacağım, bu da kesin kaçacak benden. Bak, kadife gibi tüyleri, ne kadar şirin. Niye oraya gitti ağacın dibine? Sürtünce genelde ağacı. Ya tuvaletini yapıyor bak. Tuvaletini mi yapıyor? Pede yapıyor, pede hareketi. Pede. Yoruldum, çimene oturayım dedim. Eskiden çimene oturduğum zaman 4 yapraklı boncuğu arardım arkadaşlar. Şimdi yok. Arasam da bulamam. Hepsi 3 yapraklı. Bakın. Anne. Baksana köpekler kedileri kovalıyor. Az kalan kedi ısıracaktı. Karşımda cadde var. İşten gelenler, şey, seni geldi dedi gece vardiyasına gidenler, dop dolu caddelerimiz. Anne, hani dondurma? He? Hani dondurma? Dondurmam kaymak, dondurmam kaymak. Dondurmacı ileride, gel alayım. Tamam. Gidelim alalım. Dondurma. Deniz, sen küçükken dondurmaya ne diyordun? Bilmiyorum ki. No no. No no. No no diyorum dondurmaya. Anne, no no istiyorum. Önce aşağıda bir kahve içsem, sonra dondurma alsam olmaz mı? Olur. Olur mu? Olur. Lütfen önce dondurmanı alıp, sen dondurmanı yerken ben kahvemi mi içsem? Bilmiyorum ki, fark etmez benim için. Neyse, gel alayım sana şuradan dondurma. Aa. Sonra dondurmacı kapanır mapanır. Oranın dondurmacısı dondurmasını sana çok övdüm. Sana karşı mahcup olmayayım. Olmuşum. Bu ara la uzar. Neyse la uzar. Yenidim. Deniz, bu ağacı yapraklarına ne olmuş oldu? Ağaç ölmüş, kurumuş. Aa. Bu ne isim dedim? Yaşlanmış ağaç, baksana belli. Ağaçta hiç yaprak yok arkadaşlar. Kurumuş, kurumuş. Kurumamış da. Ölmüş yani ağaç. Baksana, ne ağacıydı ki bu? Hayır canım, ağaç kurur mu, ölür mü? Kışırdım sadece. Parkta bir sürü ağaç var, sadece bu ağacın yaprakları yok. Çırılçıplak. Güzel de bir ağaç. 7.30 olmuş saatte. 7.30 olmuş saat. Giderken eve ekmek de alayım fırından. Zaten dondurmacının yanında fırın. Bir tane ekmek alayım arkadaşlar. Fırından sıcacık. Arkadaşlar. Telsiz Mahallesi'nde sünnet şöleni varmış. 10 Eylül Pazar. Saat 6'da Balıklı yolunda. Buna gitmek istiyorum. İnşallah giderim. Gel. Gel. Allah, belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Parasız sünnet şöleni yapıyor. Biliyorsunuz bir sünnet 1000 lira, 1500 lira. En sıcağından bir tane ekmek. Sen lafa bak, en sıcağından. Sıcak yok muydu? Yok bakalım. Hani yeni çıkanlardan demiştim ama. Bağlı basam daha iyi. Şöyle koduma takayım, aksesuar gibi.
Ben zaten markete veya bakkala gittiğimde aldığım şeyleri inanın pazarda bile hepsini koluma takarım. Bu daha rahat taşınıyor. Adet haline geldi bende. Kendimi daha rahat hissediyorum. Daha rahat taşıyorum böyle. Elimde bir şey taşımayı sevmiyorum. Ekmeği aldık. Fırının üst tarafında dondurmacı. Şimdi dondurma almaya gidiyoruz. Anne sen dondurma yemezsen ben de yemem. Aa niye? Yemem. Ben de mi yiyeyim? Evet. Ama oğlum anan şişko oluyor. Bir şey olmaz. Sonra ananı beğenmezsin. Beğenirim, niye beğenmeyeyim? Ama yiyelim ben senin ağzını. Tamam ben de yiyeyim. Neredeydi bu dondurmacı ya? İleride. Sade mi yiyeceksin? Karamelli yiyeceğim. Sade mi? Karamelli yiyeceğim ben. Karamelli mi? Mesek. Karamelli güzel olmaz ki. Okay. Allah'ım her yer kedi dolu. Et yiyor. Bir tane sade dondurma olur. Sos ister misiniz? İster misin? İstermiş. Yalnız benimki bir top olsun. Sizin neyin olsun? Sade. Gerçekten çok güzelmiş dondurma, harika. Hava da sıcak, dondurmayı çok sevmem ama dışarı çıktığımda yine de yemeği tercih ederim. Bakkaldan da alacağımı alayım, eve öyle gideyim. Hava karardı. Sen de önce bitirdim ben. Yemin ederim öğlen 5 dakikalık yol var ya, yarım saat. Anahtarımı unutmamışım bu arada elimde.